Burası dahil 3 oda var başkomiserim. Anladığımız kadarıyla burası fal baktı oda. Bir de ileride bir yatak odası var. Peki kadını nerede bulmuşlar? Tutarak da yazmıyor. Ama zaptı tutan itfaiyecileri çağırdım. Yarın ilk iş onu soracağım. Yangın nasıl çıkmış? Çocuklar hala araştırıyor. Yangın bilirkişileri de gelip rapor tutacaklar ama ben kundaklama olduğunu düşünüyorum. Nasıl bu kadar emin oluyorsun ki? Elinde delil var mı? Delil derken? Ne oldu senin nalbur canavarındaki sezgilerine? Selim. Tamam. Daha elimizde delil yok henüz. Ama katiller iz bırakmamak için yangın çıkarmışlar. Öyle gözüküyor. Evet ama delil bulmamız gerekiyor. Şimdilik elimizde sadece yanmış bir ses kayıt cihazı var. Kardeş de söyledi. Kadın seansları kaydediyormuş. Belki kayıtlardan bir ipucu çıkar. Tabii hepsi tamamen yanmamışsa. En azından dijital bir kayıt cihazı kullandığı için şansımız fazla. Evde yanıcı bir madde var mıymış? Henüz hiç yok. Bu şartlarda işimiz hiç kolay değil. Nesrin, işin var mı? Boncukları inceliyorum. Ne oldu ki? Şunun bilişime gitmesi gerekiyor da. Götüreyim isterseniz. Yok. Sen devam et. Ben hallederim. Tamam. Kahve alacağım hem. Sen de ister misin? Biraz evvel içtim. Sağ olun. Kolay gelsin. Kadını en son gören yardımcısı. Ya ablası? En son bir gün önce görüşmüşler. Olay gecesi seanstaymış. Şahitleri ifadesini doğruladı. Bir de olay günü seansta tartıştığı kadın var Hülya. Beykoz'da bir kafe işletiyormuş. Komiserim, istediğiniz itfaiyeci arkadaşlar geldi. Tamam Ertan, al hemen içeri. Hoş geldiniz. Geçin, ayakta kalmayın. Hayırdır başkomiserim? Bir problem mi var? Önceki gece Kadıköy'deki yangına siz müdahale etmişsiniz. Nene Hatun sokaktaki olay. Evet. Doğrudur komiserim. Kadını evden siz mi çıkardınız? Evet. Hadi çabuk ol. Hadi. Acele et, çökecek burası. Çabuk. Hadi. Maalesef kurtaramadık. Boşuna üzmeyin kendinizi. Zaten isteseniz de kurtaramazdınız. Hayırdır başkomiserim? Kadın yangından önce ölmüş. Ne? Yangının sebebini tespit edebildiniz mi? Tam olarak bulunamadı. Kayıtlara kaza olarak geçmiş. Kadın falcıymış. Eve girdiğimizde mumlar ve tütsülerle doluydu her yer. Uyurken mumlardan birinin devrilip perdeleri tutuşturduğunu düşündük. Peki ya kadın? Kadını bulduğunuzda neredeydi? Cevap vermek çok zor başkomiserim. İçeri girdiğimizde duman ve alevler her yeri kaplamıştı. Alevlerden geçmek mümkün bile değildi. Kadir büyük bir cesaret örneği gösterdi kadını kurtarmak için. Meğer boşunaymış. Yani seni ne diye taktı peşimi anlamadım ha. Bilmem. Herhalde kendi başına işin içinden çıkamayacağını düşünüyordur da ondan. Öyle olsa kendi gelirdi canım. Seni göndermezdi. Anlaşıldı. Biz bu işi böyle adam gibi çözemeyeceğiz. İddiaya var mısın? Ne iddiası? Katili önce kim yakalayacak? Oho, iddia buysa sen hemen ver borcunu yani. Öyle boş boş konuşma. Var mısın, yok musun? Tamam, varım. Nesine? Kaybeden öbürüne bir daha ukalalık etmeyecek. Sen tutamazsın ki çeneni. Ama sanki sen tutarsın. Tamam, iddia başladı o zaman. Maktulün soluk borusundan çıkan boncuklar. Hatırlıyor musun Selim? Olay yerindeki yanmış yastıkları. Ne olmuş? Boncuklar oradaki yastık ya da örtülerden birine ait olabilir. Murat, baksana bir. Tamam. Ne oluyor? Kopyacı ekmek yok. Herkes kendi delilini kendisi bulacak, tamam mı? Ne yani, artık bilgi de mi paylaşmayacağız? Ne bilgisi, ben bir şey bilmiyorum ki. Sanki hiç anlamadık. Katilin kadını yastıkla boğduğunu düşünüyorsun. Ah bak bu güzel işte, hep beni böyle bir adım arkadan takip et, tamam mı? Madem öyle, Kılıçlar çekildi artık. Bundan sonra bana soru sormak falan yok. Tamam. Ne o? Çamaşır ipi. Ne o, kamera mı? Kalem, kalem. Murat. Buyurun komiserim. Ne dedin? Ne olur beni arada bırakmayın komiserim. Tamam, o zaman başka türlü sorayım. Ne inceliyorsun şu an? Bana bak, cevap vereceksin, zorundasın. Kamera. Vay. Bekleme salonuna mı bağlıymış? Öyle tahmin ediyorum. Demek bekleyenleri kaydediyor. Tamam. Öyle gözüküyor komiserim. Tamam, güzel. Kaybol. Ne o? Çirkeflik de mi serbest? Allah Allah. Olay yerine soru da mı sormayacağız? Allah, sen kaşınıyorsun. Bence bundan sonra dikkatli ol. Nereye? Sana ne? Ya tamam, ne halin varsa gör be. Demek ki gelenleri gözetliyormuş. Aynen öyle. Tabii bu akıllılar da orada beklerken kendi dertleri hakkında konuşuyorlarmış. Nükhet de bunları izleyip nabza göre şerbet veriyormuş. Yani milleti dolandırıyormuş. Ya kayıt cihazı ne durumda? Yok, tamamen kullanılamaz halde. Ayça nerede? Ne bileyim ya, bir ara çıktı gitti, bir daha da görmedim. Beni mi çekiştiriyorsunuz? Yok, merak ettik sadece. Neredeydin bakayım sen? Zehrin'le konuşmaya gittim. Bana haber vermeden mi gittin? Bir dakika, önce bir dinle. Kadını kardeşinin ruhunu çağırmak için ikna ettim. Ne? Çok iyi fikir değil mi? Bakalım kadın seans sırasında ne yapacak? Eğer katil Zerrin'se muhakkak seans sırasında bir açık verecektir. Ben de o sırada çat diye yakalayacağım. Böyle bir şey olmayacak. Niye? Eğer benimle çalışıyorsan kafana göre iş yapmayacaksın. Ne olacak yani? Siz de mi hakkımda soruşturma açacaksınız? Hayır. Daha iyi bir şey yapacağım. Sana özel bir görev vereceğim.